geçmiş bir iktidar erkanının siyasi suçlarından dolayı idam edilmeleri, siyasi idamların bünyesinde zaten mevcut olan hak tereddüdünü azami ölçüde artırmış olacaklardır. Hakimlere etki yapıyorsunuz. Mecburen sizin dediklerinizi yapmaya yönebilirler bir süre için. Ama gün gelir, onların da artık burasına gelir ve sizin dediğiniz şeyi yapmazlar. İşte bütün toplumun diğer kuvvetleri buna mukavemet eder. Bazı şeyleri savunurken başlangıçta bunu anlatamayabilirsiniz. Ama zamanla anlatılabilir. Eğer haklı şeyleri varsa, tarafları varsa ve temeli varsa, İkinci Dünya Savaşı başlar. O savaş sırasında kimsenin demokrasi işlerini düşünecek imkanı yoktu. Yani Hitler Almanya'sı, işte Mussolini İtalya'sı, Stalin Rusya'sı. Ve biz bu dünyanın bu şartlarında demokratikleşme adımları atmaya çalışıyoruz o dönemde. Tabii ufak ufak 40'lı yıllarda mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde müstakil grup projesi. Yenildikten sonra da gidip İnönü resmen Celal Bayar'ı, Celal Bayar Cumhurbaşkanı seçilmişti. Tebrik etti. Menderes yanındaydı. Biz daha çocukken demokrasiyi benimsemiştik. Demokrasi ne kadar iyi bir şey olduğunu düşünüyorduk. Demokrasinin bir örneğini gördük, canlı örneğini hepimiz. Bütün her alanda karikatür yapılabiliyor, her şey yazılabiliyor falan bir dönem geçirdik. Maalesef uzun sürmedi. 53'ten sonra işte 54 yılında bir basın kanunu getirdiler. Eski basın kanununu neredeyse aratacaklardı. Çünkü çok ağır cezalar koydular. Bu borçlanma falan derken 53 yılı, 54 yılı 58'e gelindiği zaman hele büyük bir devalüasyon yapmak zorunda kaldılar iktidardakiler. Yalnız işte 60'lardan sonra Türkiye daha tecrübeli bir şekilde yeni bir anayasayla ki Avrupa'daki anayasaların en modern olanlarından biriydi bizim 61 anayasası. Onunla gene demokrasi yolunda ilerledik. Ortanın solunun gelişini, başlayışını ben sanki bir merdivenin basamaklarını çıkarken yüksek basamaklarından birinden daha yükseğine çıkmak gibi görürüm. Yani dünyanın her tarafını görmek ama neticede kendi fikrini oluşturmak. Bu imkanı Türkiye buldu, Türkiye'deki insanlar buldu. Cumhuriyet Halk Partili olmaktan çok gurur duyuyorum. Yani